Ben Gelibolu'ya bağlı Evrişe Belediyesi'nin belediye başkanı Doktor Ali Kamil Soyak. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olarak mezun oldum. Ve ilk atama yerim Evrişe Belediyesi sağlık ocağına atandım. Ve 1999'dan 2009'a kadar Evrişe Belediyesi'nde sağlık ocağında 24 saat bu memlekete hizmet ettim. 2009 yılında buradaki siyasi çekişmelerden dolayı, insanların güvendiği bir insan bulmak istemelerinden dolayı beni sağ olsunlar teveccühleriyle belediye başkanı yaptılar. 2009 yılından 2019 yılına iki dönemdir AK Parti'den belediye başkanı olarak görevimi devam etmekteyim. Tabii 1999'da biz buraya geldiğimizde sağlık hizmeti olarak baktığınız arkadaşlar yalnızca gelip gidiyorlardı. Bizden önceki doktor arkadaşlarımız. Biz burada olmaya, bu insanlara beraber olmaya, bu insanların dertleriyle dertleşmeye karar verdik ve seçtik. Ve burada insanlarla kalarak, gece gündüz bu insanlarla beraber kalarak, bu insanların gecenin birinde de olsa, üçünde de olsa, dördünde de olsa, hem muayenesini, hem enjeksiyonunu, hem pansumanını, hem serumunu, hem de dertlerin tasını dinleyerek onlarla bir olmaya, kardeş olmaya, onlarla bir bütün olmaya seçtik. Ki bunun karşılığı olarak da insanlar o gönül rahatlığıyla 2009'da bizi belediye başkanı olarak seçtiler. 2009'da buraya görev geldiğimizde gerçekten problemleri olan, dertleri olan, ne yazık ki aş iş ekmek üretememin belediyemizi devraldık. Ama 2009 yılından 2019'una geldiğimizde artık aş üreten, iş üreten, ekmek üreten ve bölgesinde baktığınızda aktör olan, sözü geçen ve bölgesinde etkin bir belediyeciliği, yalnızca belediyeciliği değil, sosyal belediyeciliği de yapan bir belediye haline geldik. Tabii şanslı bir belde burası. Şöyle şanslı bir belde. Bir doktor belediye başkanı var. Sağlık ocağında da iki tane doktorumuz var. Tabii ki doktorumuz sabah saat 9'dan gelip akşam saat 5'e kadar görevlerini yapıp ondan sonra Gelibolu'ya gidiyorlar. Biz 5'ten sonra doktorluğumuzu hem belediye başkanlığımızı hem de doktorluğumuzu icra ediyoruz. 7 gün 24 saat. Tabii gün içinde de hafta içinde de ne kadar iki doktor arkadaşımız olsa da bizler o 20 yılın verdiği gönül köprülerinden dolayı, 20 yılın verdiği birbirine olan güven duygusundan dolayı en az 20-30 hasta bakmadan görevimize başlayamıyoruz. Ve biz bunun için sağlık belediyemiz için de bir sağlık odası yaptık, muayene odası yaptık. Orada vatandaşlarımızı muayene ediyoruz, onların dertlerini dinliyoruz, onların tasalarını dinliyoruz, reçetelerini yazıyoruz. Onlara elimizden geldiği kadar yararlı olabilmenin derdindeyiz. 1999'da göreve başladığımızda maddi durumları olan arkadaşlarımızın ya da Bağkur'la ilgili sorunları olup da reçetesini ne yazık ki karnesi olmayan, karnesi reçete yazdırılmayan ya da sağlık adına baktığınızda sisteme dahil olmayan arkadaşlarımızın sağlık sistemini reçetelerini yazdığımızda ne yazık ki reçetelerini alamamalarının ve muayene olamamalarının hatta onun yanında tedavi olamadığının acısını çok çekiyorduk. Tabii hükümetimizle beraber eskiden bunu söylerken şunu söyleyebilirim. Bir, 4 tane kalem yazmak vardı diyelim. 4 kalem yazabilirdiniz bir reçeteye. İlk kalemini yazardık ya da 4 kalemi yazardık. Sosyal yardımlaşmaya girerdi. Pazartesi hastayı muayene ettiniz diyelim. O hastanın reçetesi sosyal yardımlaşmaya girerdi. Perşembe günü kurula girerdi. O 4 kalemin bazen 1 tanesini öderlerdi. Onun da ancak bir dahaki pazartesiye kadar çıkardı. Hasta pazartesi günü yazılan reçetesini ancak bir hafta sonra pazartesi günü ancak alabilirdi ya da alamazdı. Bunun acılarını çok yaşamıştık. Ama günümüze geldiğimizde yani AK Parti dönemine baktığımızda artık Roma vatandaşlarımızla, sosyal durumu iyi olmayan vatandaşlarımızla yeşil kartıyla gidip reçetesini yazdırıp istediği hastaneden, istediği sağlık ocağından, istediği üniversiteden muayenesini olup İstediği eczaneden ilacını almanın mutluluğunu yaşıyor ki onların tedavi olmasının mutluluğu da ayrıca doktor olarak bizler yaşıyoruz diye düşünüyoruz. Yalnızca o değil, biz 1999'dan 2014 yılına kadar hastaları muayene ettiğimiz Zevirşe'de acil bir durum olduğunda 24 saat hastalarımızı kargo dolunma taksiye atar, dua ederdik sağ salim hastaneye ulaşsın diye. Mehmet Menzinoğlu bakanımız, sağlık bakanımızın döneminde sağ olsun katkılarıyla Evrişe'mize 112 kazandırdık. Artık Evrişe'mizde 24 saat boyunca çalışan bir 112 sistemi sayesinde acil bir hastamız olduğunda ya da acil olduğunu düşündüğümüzde
artık hastamızı 112'yi çağırarak, ki bu yaklaşık olarak birkaç dakika içinde evimize ulaşabilirlik uzaklıkta, hastamızı 112'yi naklederek güvenli sağlık müdahalelerinin doğru yapıldığı ve daha güvenli bir ortamda hastaneye acili ulaştırabilecek noktaya getirmiş olmanın inanılmaz mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii derdimiz toplamda 10 yıllık doktorluk, daha doğrusu 20 yıllık doktorluk artı 10 yıllık belediye başkanlığında Evreşehir'i daha ileri götürebilmek, Evreşehir'i hak ettiği yere getirebilmek, yalnızca sağlık açısından değil, sağlık açısının dışında da Evreşehir'i hem sosyal hem de ekonomik olarak bölgenin aktörü haline getirebilmenin derdinde olduk. Bir noktaya geldik ama derdimiz bundan sonra artık Türkiye'nin en güzel beldesi olan bir kente, bir beldeye sahip olmanın derdindeyiz. Ve bir dahaki dönem halkımın teveccühüyle inşallah bir daha seçilirsek Evreşehir'i Türkiye'nin en güzel beldesi yapmanın derdi tasasında ve gayret içindeyiz. Onlara şimdiye kadar bana verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.